Karasu'dan İstanbul'a dönüş yolumuzun ikinci kısmından merhaba. Körfez'deyim arkadaşlar. Gene bir çay, kahve, işte bir şeyler atıştırma molası. Bu motoru dinlendirelim. Sis bayağı bir dağıldı. Şöyle ne kadar gözüküyor. Yani tahmin şuralarda deniz var. Heh, gösterebiliyor muyum? Şuralarda. Ama çok da almıyor herhalde. Bir dinlenelim dedim. Buradan devam edeceğim. Büyük ihtimal İstanbul'a kadar bir daha kontak kapatmam. Buradan da size bir kaydı bir kere daha açarım. Bir pilimi değiştireceğim. İstanbul civarı ya da Dilovası civarı bir kayıt daha açarım. Ya da belki birazdan açarım. Ama ikinci kısma siz hoş geldiniz şimdiden. Siz hemen izleyeceksiniz tabii. Hava güzel, yolculuk güzel. Motorumuzda bir sıkıntımız gene yok. Yağ kaçağı vesaire yok. Tıklama, öksürme bir şeyler yok. Lastik basınçlarımıza baktık, yerinde. Depomuz full. Allah'a şükür. He, şurada şey buldum bu arada. Benzinlikte. Nasıl gözüküyor bu? Sigorta. Uygun fiyata buldum. Normalde bunları motorculara gitseniz alsanız tanesini 5-10 liradan satarlar. Ben bunu burada 12 liraya buldum. Geçenlerde motor bir sigorta yapmıştı buraya önce. Hem onun yedeğini yerine koyarım, hem atarım motora, hepsi durur. Böyle yerlerde bir bakın arkadaşlar. Piyasanın altına son 1-2 tane kalan malları indirimli bulabileceğiniz yerler oluyor. Yine bu sefer geçenkinde Total dedik yanlış hatırlamıyorsam. Bu sefer de şu an almıyor ama Opet'teyiz. Dediğim gibi bilinen markalar, işlek olan yerlerde durmak her zaman faydanız olacak. Şimdi ben bir ara vereyim. Kask kamerasından devam ederiz. Ben de o ara bir şu çayımı, çikolatamı gömeyim. Sürüşte görüşürüz. Evet. Yine Kocaeli'nden ama bu sefer dönüş yolundan, dönüş güzergahından merhabalar diyorum. Motosiklet vizyonundan ben Çağrıcan arkadaşlar. Şimdi bir önceki dakikalarda yine bu videonun başı sesi hep beraber dinleyelim diye sustum. Bir önceki videonun, pardon, bu videonun başındaki dakikalarda işte pilimi değiştireceğim vesaire 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 dedim ve yola çıktım, hazırım. Bu son videom olacak büyük ihtimalle. Yani bu güzergah anlamında. Bu videoda ise boş boş konuşmamak için aslında bunu video olarak çekecektim. Belki de öyle çekerim, bunu atmam ama büyük ihtimalle atabilirim. Bu bölümdeki konumuz arkadaşlar az yakan motorlar. Şimdi niye böyle bir başlıkla girdik? Artık motosikletler de yakıt olarak düşündürmeye başladı. Yüksek CC'li, yüksek hacimli motorları ben zaten dikkat ediyorsanız çok yüksek CC incelemiyorum. Her ne kadar sivilde eş dosttan arkadaştan alıp kullanabiliyor olsam da, çevremde olsa da, sizlerin gerçekçi bakıyorum. Ben de gidip bir işte S1000 arar, cart curt bulabilirim. Half Moto'dan Emre abiye gitsem XSR 900 de bulurum falan. S1000 arar'ı da alırım oradaki. Ama ben sizlerin daha çok binebileceği, alabileceği gerçekçi motorlar izlemeniz açısından öyle motorları inceliyorum ve günümüzdeki motosiklet yürütme maliyetleri, artık onları da düşünür olduk. Dolayısıyla yüksek CC'li, performanslı motorların da artık yürütmesi bir arabayla neredeyse eşdeğer oldu arkadaşlar. Bir Citroen C-Eliza bakıyorsun, araba filo arabası,
Arabalar içinde tabii ki iyi. Soldan gideceğim ya. Paralı yoldan gideceğim. Paraya kıyacağım. Çok zenginim ya. Neyse, konuyu dağıtmayalım. İşte bugün biz tren CL izliyorsun. 4-5 lira yakıyor. Arabalara göre o bayağı iyi ki, gerçekten de iyi. Ama bugün bir motosikletin 4-5 litre yakması ciddi rakamlar. Bir de kuryelik yapıyorsanız, hadi kuryeliği de geçtim. Evden işe, işten eve ulaşım amaçlı kullanıyorsanız, motosiklet maliyeti zaten, bakım aralıklarımız kısa. Bir araba gibi 10 binde 20 binde değil. 2 binde bir yağ değişiyoruz falan. Şimdi bu durumda bir de 5'er 7'şer litre falan yakan motorlardansa nelere yönelebiliriz? Neler bakabiliriz diye düşündüm. Şöyle sayısını bilmediğim motorları hızlıca sizlere söyleyeceğim. Benim de tabii ki gözden kaçırdıklarım olabilir. Şu anda takdir edersiniz ki bir yandan da dikkatim yolda. Sizler de yorumda belirtirsiniz. Bak, şunu da söylemeyi unuttum. Bu motor da hem az yakar hem sağlamdır. Kolay kolay da bozulmaz. Parçası da çoktur. Bineni öyle çok üzmez. Dediğiniz motorlar varsa yorumlara ekleyin. Ben de sizlere desteğiniz için, ekleminiz için teşekkür edeyim arkadaşlar. İlk motorumuz, daha doğrusu şöyle bir diyeyim. Motorların çoğu aslında Honda'dan çıktı. Şöyle kendimce bir liste yaptım. Malum motosiklette Honda küçük cc'de bayağı başarılı ve 250 cc'ye kadar olan kısımda çok fazla seçeneği var Honda'nın. Öncelikle Honda Dio en güncellerinden biri. Biliyorsunuz ki 2 litrenin altında yakıyor 100 km'de. Kuryelerin falan bayağı sevdiğim bir motor. Tamam, çekişi vesairesinden bağımsız, çok performanslı bir Activates gibi değil ya da Space gibi değil, ancak yakıt odaklı bakacak olanlara gayet mutlu edecek ve sonuçta üzerinde Honda bile var. Honda Dio'yu sayabiliriz. Bir diğer motorumuz yine Honda Activa S. Performanslı bir şekilde bir yerden bir yere gitmek isteyen, parçasını gene çok bulabileceği. Bu söylediğim motorlar 3 lirayı kolay kolay geçmez arkadaşlar. Tabii ki kullanım karakterine göre değişir ama 3 litreye kadar olan bir yakıtı ben motosiklette 250-300 cc'lere kadar psikolojik sınır olarak görüyorum ve bence kabul edilebilir yerler olarak görüyorum. Activa S'de yine birçok işinizi çok rahat halledersiniz. Çok sağlam motordur. Temizini bulursanız alın. Bu arada geçenlerde Honda'nın Instagram sayfasında işte efsane dönüyor minvalinde bir şey gördüm. Galiba Activa S yeniden mi çıkarıyorlar ya da Activa S çizgilerine sahip elektrikli bir şey mi getiriyorlar, tam anlamadım. Bayağı bir o kısımda bir muallak var. Belki siz bunu izleyene kadar açıklanmış olur, bilmiyorum. İnşallah Activa S'i yeniden üretirler. Çünkü kimse Space ve Activa'dan sonra bir şey bulamadı. Yani bir boşluğa düşüldü piyasada. X Pro'lar denendi, Mati 125'ler denendi, Dio'lar denendi. Yok yani, hiçbir o Space ile Activa'nın tadını vermedi. Hemen bir diğer motora geçiyorum. Konuyu çok dağıtmadan. Honda Space Alpha arkadaşlar. Bunu ben de bizzat kullandım. Bir hafta karın içinde eksi derecede yatıp dışarı çıktığımda tek marşta çalışan efsane bir motordur. Yere yakındır. Activa S kadar belki performansı değildir ki bence aradaki fark öyle aman aman da bir şey değil. Ben ikisi arasında Space Alpha'yı seçerim. Marş motoru yok falan. Start stopu var. Minik PCX diyorum yani ben ona. Bayağı da konforlu. Yine bayağı sağlam. Parçası çok. Yakıtı müthiş. 2-2.5'larda gezer. Fazla olmaz. Yine Honda'nın şu anda gördüğünüz PCX modelleri. Yani 150'liği de 125'i de arkadaşlar. Ben şu anda uzun yol geliyorum. Hemen hep beraber bakalım. 2.3'tü ben Beykoz'dan ilk çıktığımda.
Geldim dönüyorum. 80-90'ı geçmedim. Ortalamam 2 litre. Bu şehir içinde 2,5 olur. Müthiş konforlu bir motordur PCX. 2013 kasalarını bile, şu halojenli farlı olanlarını bile parçasını bulursunuz. Sıkıntı kolay kolay yaşamazsınız. Öyle bir motordur. Ben bununla kaza yaptım. Normalde üretimi durdu bu motorun, değil mi? 2017 demine. 2017 üretildi en son. Ama hala parçasını çok rahat bir şekilde, hani dur bir yerden getirtiyordum falan değil. Birçok usta stoğunda tutuyor yani bunları, birçok parçasını. Yakıtı müthiş. Spacer'e, Activa'ya göre daha konforludur. Satarken yüksek kilometreli bile olsa temiz olduktan sonra PCX çeyrek altın gibidir. Her türlü satarsınız. Her yerde ustasını bulursunuz. Kolay kolay 3 litre yaktıramazsınız canını alarak kullanmadığını söyleyeyim. Viteslilerinden bakacak olursak Honda'nın tabii ki CBF 150. Yani artık bunun CBF şöyledir, CBF böyledir demiyorum. Belki beni izleyen kurye arkadaşlarımız, abilerimiz var. O CBF ile neler neler yapılmış, nerelere gidilmiş, kaç bin kilometreleri görmüş, hala bana mısın demeyen CBF'ler var. Bir diğer motosiklet ise Yamaha'dan devam edelim. Yamaha'da çok fazla o anlamda bir motor yok, ancak scooter kısmından Delight'ı söyleyebiliriz. Çok kibar, hoş, güzel bir motordur. Motor bloğu da çok sağlamdır. Daha böyle hani Space Activa'yı kullanan kitle, su taşıyayım, çadırımı atayım gideyim değil de Delight'ın tayfası biraz daha artık şekli şemal yerinde olsun. Ben efendim Yamaha motora biniyorum, scooter'a biniyorum, şekilli bir scooter'a biniyorum diyenler içindir. Ama sağlamdır, az yakar, konforludur. Yine Yamaha'dan Yamaha Krypton'u söyleyebiliriz. Yakıt konusunda son derece iddialı bir motordan bahsediyoruz. Yamaha Krypton yine, zaten Honda, Yamaha vesaire, Japonları söylediğimizde motor bloklarına bir şey, hani motor bloğu iyidir demenin anlamı yok. Şimdi her ne kadar günümüzde stokçuluk dönse de, bir şeyler olsa da, şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Bir diğer motosiklet ise MX arkadaşlar, ama o yer yer 3 trenin üzerine çıktığı için söyleyelim mi söylemeyelim onu tam bilemiyorum, ama biz yine de ekleyelim. Bu listede MX olmazsa sanki taraf tutmuşuz gibi olur diye düşünüyorum. MX bence çok güzel bir motor. Çok performanslı bir motor. Ya benim sevmediğim şeyi sevmediğim demeyeyim de şasesinin biraz zayıf olması, yani beni biraz, PCX her zaman daha sıcak tutuyor. Tamam, marka, disk, ABS falan, ama bir diğer motor Hintlilerden NS200. Yine parçası bol. Hintliler de benim klasik tabirimdir ya, oranın taşında toprağında 4-5 kişi binmesine dayanan motor burada neler yapmaz. TVS Apache. Yine güzel, güzel diyordum. Güzel motordur arkadaşlar TVS Apache. Az yakar. Parçasını çok ekstrem parçalar dışında aman aman bir mağduriyet yaşayacağınızı düşünmüyorum. Herodüet. Yine Hintlilerden. Kuryelerin can dostu. Hero Honda ile zamanında yaptığı işbirliğinin meyvelerini bayağı güzel motorlar çıkararak bence alıyor. Başka neler söyleyebiliriz? Benim gözden kaçırdığım neler var arkadaşlar? Şimdi SYM diyeceğim ama SYM'nin yeni modelleri, işte Jetix hadi söyleyebiliriz. 3 litreye geçmiyor diyebiliriz. Ama X-Pro falan diyecek olursanız onlar biraz yakıyor arkadaşlar. Bir de karbüratörleri var ki öf yani bayağı çocuk büyütür gibi, ona masraf eder gibi onun benzinine masraf ediyorsunuz yani.
Başka neler söyleyebiliriz? Kimco'dan neler söyleyebiliriz? Evet. Tahminleri alayım. Like 125 olabilir. Evet, doğru bildiniz. Yine güzel bir motordur. Ancak şöyle bir şey duydum. Aslı var mı bilmiyorum. Bu aralar Kimco'nun bazı parçalarında servisler bir hani motor sahiplerine bir parça bekleyeceğiz falan diyormuş bazı parçalarda. Umarım öyle bir şey yoktur. Çünkü Kimco Doğan Trend çok güzel Kimco firmasını yeniden canlandırdı piyasada. Bayağı da yani böyle Japonların çok kuvvetli bir alternatifidir yani SMA ile beraber. Tayvanlı ve Japonları geçtikten sonra yine söyleyebileceğimiz motorlar alternatif daha fiyat performans markalarından, motorlarından New Light, Wildcat, bunlar RKS tabii ki. Benelli 125, Mondial Drift L güzel. Yamaha'nın bu arada unuttuk. YBR'sini söylemeyi unuttuk bakın. Mondial Drift L o da fena yakmaz. Güzel yakar. CG'ler öyle sanıyorum ki üzerinde ekstra bir oynanma yapılmazsa çok fazla yakacağını düşünmüyorum. Genelde CG'lere şey denir ya hani bu Cuba Chita bilmem ne işte falan Honda Titan'ın mirası üzerine yapılan CG diye tabir ettiğimiz birçok marka kendi adıyla başka başka çıkarıyor. Yani ben orada şöyle bakıyorum. Bu geri dönüşüm için kağıt toplayan arkadaşlar var ya. Yanına bir de onu biliyorsunuz. Üç tekerli yapıyor. Kocaman çuval koyuyor. Ona koca gün topladığı kartonları yüklüyor. Yanına bir de birini alıyor. Ve bu adam bu motorla günde kaç yüz kilometre yapıyor. Ekmeğini kazanıyor. Ve bu motoru kullanıyorlar. Demek ki iyi bir bloğu var. İyi bir yakıtı var. Ekmek kazandıracak kadar da yakıyorsa demek ki para kazanan adam çok fazla yakan motor kullanmaz. CG'leri tavsiye edebiliriz, söyleyebiliriz. 125 grubunun çoğunu söyleyebiliriz. 125'ler o kadar çok yakmaz. Gene 150'ler öyle yakmaz. Aklıma başlıca gelen motorlar bunlar. Tabii ki bunu işte Cuba'dan, Falcon'dan, bilmem neden ben bunu İstanbul'a girene kadar 100 bin tane motor söylerim. Ama akla ilk gelen, en çok satılan, alınan hani koşan motorlar denir ya, giden, piyasada çok dönen her anlamda motorlar olarak bunları söyleyebiliriz. Dediğim gibi benim unuttuğum şeyler varsa sizler de yazın ki bu başlığı okuyup videoya gelen arkadaşlarımız benim kaçırdıklarımı sizin yazdıklarınızla tamamlasın. Benzini göz ardı etmek istemeyen ve yakıtı üzmeyecek motor arayan arkadaşlar bu videoyu izlediğinde bir fikirleri olsun. Aa bu motorda evet var mıymıştı? Hiç aklıma gelmemişti. Deyip belki bakmak isterler. Bir yardımımız dokunur belki. Videoyu artık çok da uzatmayayım. Biraz belki böyle giderim. Ama ben şimdiden sesimi soluğumu keseyim. Sizlere veda edeyim. İstanbul girişine kadar çekmeye gerek yok. Kaza bela olmazsa. 1-1.5 saate evde olmuş oluruz. 1 saate de İstanbul'a gelmiş oluruz diye düşünüyorum. Motosiklet vizyonundan ben Çağrıcan. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kanalımıza bir abone olup şuradan da like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız kanalımızı çok sevinirim. Bizleri motive edersiniz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Evet be şu bayram güzelliğine bak be.